Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir yöntemle kışlık dolmalık biberi fırında yapacağız. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle şöyle köy biberi etli nefis bir dolmalık biber aldım dün. Evet, biberleri temizlemeye geçiyorum. Öncelikle bir bıçak yardımıyla, sivri bir bıçakla sap kısmını kestim. Daha sonra parmak uçlarımla köklerinden ayırıyorum. Bu şekilde daha iyi olacaktır. Kesinlikle bıçakla açmayı çalışmayın. Aksi halde biberlerinizi yırtabilirsiniz. Çok güzel bir biber, etli bir biber. Benim verdiğim tarifle yapacaksanız mutlaka etli biber kullanın arkadaşlar. Küçük olmasın. Orta boy ve büyük olursa daha güzel olur. Çünkü kızartacağımız için. Bu şekilde devam ediyorum. Hem bu yöntemle saklama şekli de çok pratik olacak. Yer kaplamayacak. Hem de pişirdiğiniz zaman, kışın pişireceğiniz zaman o çiğ koku, o çiğ tadı gelmeyecek ağzınıza. Çünkü kızarttığımız için lezzetli bir dolma yemiş olacaksınız. Daha önceki yıllarda ben de bu şekilde çiğden koyuyordum. Yaklaşık 7-8 yıldır kızartarak koyuyorum ve lezzetini gerçekten anlayabiliyoruz. Sizlerin de denemesi için bu tarifimi paylaşmak istedim. Bol suda iyice yıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bizim evde dolmanın her türlüsü çok seviliyor arkadaşlar. Kapya biberi dolması, yeşil biber dolması, yaprak sarması, lahana sarması, gerçekten hepsini çok severiz. Ve yazın bol bol yaparım bu şekilde. Kışın en az haftada bir kere dolma günüm vardır. En az. Bazen ikiyi de çıkabiliyor. Evet, bu şekilde iyice yıkayalım ki içerisinde böcek falan olmamasına dikkat edelim lütfen. Daha sonra tepsiye ters çevirerek içerisindeki suyunu süzdürelim. Bu tarifimizde, bu işlemde mutlaka biberlerin iyice kuruması gerekiyor arkadaşlar. Yarım saat kadar tepside beklettim, suyunu süzdürdüm ve daha sonra bir bezin üzerine alarak iyice kurulayacağım. İçini ve dışını iyice kurulayalım arkadaşlar. Fırında kızarırken patlamalar meydana gelmemesi için. Peçete yardımıyla iç kısımlarına da bu şekilde kuruluyorum. Tamamen kupkuru olmasını istiyorum. Ben kışlık hazırlıklarıma 10 gün önceden başladım arkadaşlar. Biberlerimi kuruttum. Biberlerim kurudu. Dolaba da birkaç parça fasulye, barbunya attım. Artık dolmalık biberleri geçtim ve taze biber atacağım dondurucuya. Sosluklarım kaldı. Domates soslarım yapılacak ve salçam yapılacak. Tabii ki çok iş beni bekliyor. Hem de sizlere video çekmekten de geri kalmıyorum. Sizlerin de faydalanmasını istiyorum arkadaşlarım. Eğer bu tarifimi yapar denerseniz de yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Borcama aldım. Şöyle gördüğünüz gibi gelişigüzel sıraladım. Üzerine de zeytinyağı sürüyorum. Her iki tarafını da zeytinyağı ile güzelce yağlayalım. Hiçbir şekilde iyice pişirmiyoruz arkadaşlar. Eğer pişirirseniz çok fazla erir, dolma yapamazsınız. Sadece 250 derecede üzeri kızarsın, o kadar. Yani hiçbir şekilde pişme olmayacak. Önceden iyice ısınmış fırına koyalım ki hemencik fırına atar atmaz kızarsın, pişmeye geçmesin. Her iki tarafını yağladım ve artık pişmeye gönderiyorum. Evet, dolmalık biberlerim kızardı. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, sadece dış yüzeyi kızardı. Kesinlikle pişme yok. Bir kenarıyı alıyorum ve içerisine domates ekleyeceğim. Şöyle birkaç parça domates ilave edeceğim. Videomu yeni gelen takipçilerim, eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her biriniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, biberlerimi buzdolabı poşetine alıyorum.
üst üstüne gelmeyecek şekilde yerleştirelim. Dilerseniz 2 poşet yapabilirsiniz, dilerseniz 3 poşet de yapabilirsiniz, hiç fark etmez. 1,5 kilo dolmalık biber var burada. Evet. Şöyle en sonda yan koyarak bu şekilde dizeceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Muhteşem oldu. Yerken o lezzeti sizler de alacaksınız kızardığı için. Şöyle en son domateslerini sıraladım ve bir pipet yardımıyla içerisindeki havayı alıyorum. Mutlaka havasını alın arkadaşlar. Hem daha çok incelecek, yer kaplamayacak, hem de içine hava olmadığı için sağlıklı bir şekilde saklayabileceksiniz buzdolabında. İyice vakumladım. Sıkıca bağlayarak birinci poşeti yaptım gördüğünüz gibi. İki tane poşet yapacağım ben. Dilerseniz üç tane de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yorumu yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. İkinci poşeti de bu şekilde diziyorum. Yapımı çok pratik, gerçekten kolay. Kış hazırlıkları sandığınız kadar zor değil arkadaşlar. Evet. Bugün de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım beğenmişsinizdir, keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım arkadaşlar. Son olarak yine domatesleri sıralıyorum. Videomun da yavaştan sonuna geliyorum arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Tekrar sizlere pipeti içerisini eklerken de göstereyim. Yeni yapacaklar, yeni evlenen gençlerimiz, yalnız yaşayanlar bu tarifimi en iyi şekilde uygulasın istiyorum. Evet, kışlık dolmalık biberlerim dondurucuya gitmeye hazır. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.